Kurtaracağım sizi baba, merak etmeyin. Şimdi efendim, ben hepsini tek başıma teker teker fare gibi sıkıştırdım, kıstırdım, zindana attırdım ya. Kes! Şuna bakın. Keze olalı bir fare tutmuş, geçmiş karşıma böbürleniyor. Öyle demeyin ama ben size neler neler getirdim. Çok güzel hediyelerim var. Mesela bunu karınıza verebilirsiniz efendim. Baylak, görüyor musunuz? Bak bak. Bu ne biliyor musunuz bu? Bu... Aynen oldu, dünya çok eğlenceli. Giovanni, sen benimle alay mı ediyorsun be adam ha? Şu hale bakın. Kızımı alacak adam, karıma getire getire düdük getirmiş. Ne yapayım, başka bir şey yoktu ya. Heh, ah, bir dakika, bu var. Bu var ya bu. Bir bakın, şuna bir bak, şuna bir bak. Nasıl? Ha? Bu ne biliyor musunuz bu? Bunu seri üretime geçiyorsunuz, servet kazanıyorsunuz ya. Seri üretim mi? Tabii. Bu ne bu? Bu efendim harika bir şey. Yo yo. Yo 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 yo. Aptallığı bu kadarına da katlanamam. Seni soytarı. Sen benimle dalga mı geçmeye çalışıyorsun ha? Hem söyler misin bana? Nereden buldun bu saçma sapan şeyleri ha? O zaman da yolculuk yaptım arkadaşlar. Gelecekten getirdim. İşte sen. Tam bir deli olurdun. Öyle değil. Ya nereden bulduğumu sormayın canım. Siz bulamazsınız ama. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Şimdi siz stres olmuşsunuz bu suikast olayından. Bu strese birebir yoruyor. Bana bak Giovanni. Eğer sultanı öldürmeden bir daha karşıma çıkarsan... ...seni alır böyle yere çarparım. Anladın mı? Anladın mı? Aa, unutmadan. Kızım Maria ile evlenmek bir tarafa... ...yüzünü bile göremezsin. Uno capito. Uno capito. Si. Efendim si. Merak etmeyin. Zaten sultan ölmüş bile. Sonuçta beni durduracak insanların hepsi zindanda çürüyorlar. Hiç merak etmeyin efendim. Ben şimdi gideyim. Baylar, sizlere de şunlardan takdim edeyim. Kaynanalarınıza verirsiniz. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Yoyoymuş. Yoyo. Biz nasıl çıkacağız buradan? Ha? Zaman kaçı nasıl bulacağız? Baba, yan taraftan sesler geliyor. Başka mahkumlar da var. Baba, bunlar bizim çocuklar. Onların bu zamanda ne işi var ya? Arkadaşlar! Biz kiminle yaşayacağız? Taykoloji takımı hala gelmedi. Hadi çocuklar, bakın herkes sizi bekliyor. Bir an önce yerlerinize geçin. Hadi. Hocam hayır, bizim hiçbir malzememiz yok, hiçbir şeyimiz yok. Biz yarışamayız, geçemeyiz yerimize. Mavi el malzemelerini kullanırsınız çocuklar. Ne yapalım, başka çaremiz yok. Ne? Hayatta olmaz. Biz onların yayına bile dokunmayız. Yani, onların yaylarına olmaz. Küçük yaylarına bile dokunmayız. Size atış yapamayız. Hayır, olmaz. Yani hocam, ok, yay bunlar kişiye özel şeyler. Değil mi? Yani evet, öyle aynen ama... Aynen hocam. Hem bizim hani oklarımız, malzemelerimiz olmadan kazanmamız imkansız. Yarışamayız hocam. Mümkün değil. Babaanneciğim, başkasının oku bir yayıyla atış yaparsak yarışmayı kesinlikle kaybederiz. Kesin. Evet babaanneciğim, hep senin de dediğin gibi. Biz okulumuzu düşünüyoruz. Okulumuzun prestiji kesinlikle her şeyden daha önemli. Yani okulumuz rezil mi olsun? Evet. Çocuklar doğru söylüyor. Evet çocuklar haklı tabii. Hay Allah, ne yapsak, zamanımız da yok. Zamanımız yok. Çünkü sevgili kocanız ve takımı olmaları gereken yerde değiller. Bu sorumsuzluğun cezasını benim çocuklarım çekemez. Biz çekmeyeceğiz. Biz çekmeyeceğiz yani hocam. Saniye. Refika. Hanım. Sen ne bekliyorsun? Hadi çabuk çocukların malzemesini getir. Doğru. Tamam. Ben hemen yayları getireyim. Hayır hayır. Ceketler ve okları unutma. Oklar ve ceketler. Oklar ve ceketler. Tamam. Okları ve ceketleri. Sakın. Oklar. Çabuk. Refika Hanım, peki insanlara ne diyeceğiz? Ben gidip konuşurum. Bir dakika Rüya hocam. Ben konuşurum. Babaannem konuşur.
Bir her şeye karışma. Vay flo. Ses. Sevgili konuklar, öncelikle turnuvamıza hoş geldiniz. Elimizde olmayan nedenlerle birazcık, azıcık gecikeceğiz. Lütfen bizi affedin. Çok kısa süre sonra yarışma başlayacak. Saygılar. Hocam, benimle rahatça konuşabilirsiniz. Eşiniz ve Fikri Hoca'nın zaman yolculuğuna çıktığını biliyorum. İlahi Savaş Hocam. Neler diyorsunuz öyle? Aa, ne zaman yolculuğuna çıkmışlar. Hocam, biliyorum diyorum size. Biliyorum. Sizinle paylaşacağım. Ama Refika Hanım duymayacak. Merak etmeyin. Söz. İskender'in eskiden yaşadığı yerde, yani köyünde yangın çıkmış. Ne diyorsunuz hocam? Onlar da böyle apar topar gittiler. İnşallah kimseye bir şey olmamıştır. İnşallah hocam. Çok şükür bulabildik sizi. Sizin ne işiniz var burada? Neden geldiniz? Son bir defa size veda edebilmek için laboratuvara gittik. Zaman geç unuttuğunuzu görünce... Ne? Zaman geç sizde mi? Allah'ım sana şükürler olsun. Sessiz ol. Maalesef bizde değil hocam. Yeniçerilere koydular. Nasıl ya? Peki. Biri geliyor. Uyuyormuş gibi yapın. Hanginiz bağırdı demin? Bismillahirrahmanirrahim. Frank casusların gavur aletleridir. Sakın elleme yesin. Mühendis başına haber sal. Yarın gelip ne olduğuna bakacak. Hadi, 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 hadi. Ay, yavaş, yavaş. Yavaş, ay. Alayım, alayım. Ah. Uçtum desem yeridir ha. Saniye Ana, bunlar ne? Bizimkiler siyah olanlardı. Ben ne bileyim çocuğum yani. Aceleyle ne bulduysam onu aldım geldim işte ya. Boş ver, hilesiz olsun yeter. Saniye Ana, tirkeşleri de getirmemişsin. Ne heşleri? Ne kızım o ne, ben ne bileyim ya. Çocuklar bakın herkes sizi bekliyor ama. Mavi ayın tirkeşlerini kullanırsınız. O kadar da olsun yani. Değil mi hocam? Ya tamam. Biz de okları yerleştirelim bari. Ay bir dakika, bir dakika, siz bırakın. Onu Saniye yapar. Siz çabuk gidin giyinin hadi. Tamam tamam. Saniye Ana bak. Onların oklarını çıkartıyorsun. Hepsini ama. Ve bizimkileri yerleştiriyorsun. Hepsini. Tamam, onlarınkini çıkarayım, sizinkiler. Aynen. E tamam ya, ne var bunda o iş, beni de merak etmeyin siz. Hadi çocuklar, hadi. Hadi, 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 hadi. Hadi, 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 hadi. Refika Hanım. Bu da sizin galiba. Ha, ne bu? Vallahi bilmeyeyim ki, ben çocukların odasındaydı. Herhalde önemli bir şeydir diye. Telaşla tekrar gidip gelmeyeyim diye getirdim. Ha, Refika Hanım diyor. Allah Allah, hayırdır inşallah.
Dünyanın en beceriksiz öğrencilerine selam. Nihayet gerçek duygularımdan bahsedebileceğim. Çok mutluyum. Sizi hiçbir zaman sevmedim. Sizin neyinizi seveyim ben be? Bir grup şımarık, işe yaramaz soylu çocuğu. Sizdeki imkanlar başkasında olsa ortalığın tozunu attırırdı. Siz hile yaparak bile kazanmayı beceremiyorsunuz. Ama sizin havanız hep o, her şeyi burnunu sokan sevimsiz babaanneniz yüzünden. Onun omuşkula surasını artık görmeyeceğim için sevinçten deliriyorum. Hanginiz daha gıcıksınız bilmiyorum ama bayram da yapamayacağım. Hepiniz komple gıcıksınız. Ben geldiğim yere geri dönüyorum. Ve en az 500 yıl yüzünüzü görmek istemiyorum. İstifa ediyorum. Hepinizden nefret eden Cihangir. Adio. Refik Hanım, iyi misiniz? Evet, Refik Hanım, iyi misiniz? Kimden gelmiş mektupta, ne yazıyor ki? Cihangir'den, edepsizden gelmiş. İstifa ediyormuş. Sen istifa edemezsin. Ben seni kovuyorum. Kovuyorum seni. Pis, pis. Maria. Maria, Maria. İndir perdeyi yarıya. Gül yüzünü göreyim. En güzel üzümlerden yedireyim. Cosa sta succedendo? Chi è quell'idiota? Maria, Maria. Oh, questo lo stupido Giovanni. Maria. 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 Maria, ayıp ediyorsun ama çıksana. Baban seni bana göstermiyor görevi başarmadan. Ne olur çık ya. Bak, bak sana ne aldım bak. Bak, bak kaynana dedi. İstemez miydin? Maria, ayıp ediyorsun ama. Ben 500 yıl yol yaptım da geldim. Yapma böyle, gözünü seveyim. Tehlikeli bir göreve gidiyorum kızım. Lütfen ama çık dışarı Maria. Kes sesini be adam. Ne bağırıyorsun baykuş gibi gece gece? Sana ne be, sen başkasın. Kes dışarı. Hayret şey. Maria ben gidiyorum ha. Addio stupido. Gidiyorum beni Maria. Gidiyorum o zaman ben. Tehlikeli göreve gidiyorum. Bir daha belki göremez. Maria gidiyorum. Derin uykular. Gelmişti. Bizi buradan sadece İskender'i kurtarır demiştim. Arda, Arda. Sessiz olur mu? İskender, der kapının anahtarları onun içinde olabilir mi acaba? Öyle olmalı. Şimdi ne yapacağız hocam?
Yani Yeniçeri Ağası bizim casus olduğumuzu düşünüyor. Evet, bizim de. Sultan'ı bizim kurtarmamız gerekiyor ama önce güvenli bir yer bulalım. Tabii kıyafet ve yay da bulmamız lazım. Her şeyimizi anlar. Benim bir fikrim var. Ama kaçtığımızı anlarlar. Hayır, anlamayacaklar. Hadi hadi, hızlı olun biraz. Nihayet gelebildiniz. Geç olsun güç olmasın, değil mi Alara'cığım? Selam Alara tatlım. Okulunuzdaki yarışmayı Mavi Ay'ın kazandığını duymuştuk. Sanırım okulun sahibinin torunları olarak küçük bir torpil geçtiniz ha? Sen bizi çok yanlış tanımışsın Alara'cığım. Biz hiç öyle bir şey yapar mıyız? Ayıp ediyorsun. Tabii tabii. Şu kızı bir takipçilerime linç ettireyim de görsün gününü. Gerek yok kardeşim. Zaten sahada ağızlarının payını yeterince vereceğiz. Çocuklar. Yine başa döndük ha. Siz ve ben. Kader diye buna derim hocam. Çok doğru söyledin Nece. Çok doğru söyledin. Bugün bir arada ve buradaysak bunun mutlaka bir anlamı olmalı. E madem ki buradayız, madem ki okulumuzu biz temsil edeceğiz, o halde gelin bu işi hakkıyla yerine getirelim. Ha? Ne dersiniz? Haygo Koleji, hey! Hadi bakalım, hadi çocuklar. Sevgili seyirciler, okullar arası geleneksel okçuluk turnuvamız başlıyor. Turnuvamızda her okçu üçer atış yapacak. Şimdi ilk atışları yapmak üzere Şüca Okulu'ndan Selim, Taygo Koleji'nden Ayber Kim yerlerini hadi alıyoruz. Hayır. Hazır. Çek. Hadi Ayberk, sana güveniyoruz. Bırak. Taygır. Aferin. Aferin Ayberk. Evet, hazır. Çek. Bırak. Olsun, olsun. Moral bozmak yok. Devam. Bir atış daha var. Hazır. Çek. Aferin. Bu kadar. Thank you.
Aman babam yine yakalanmamıştır değil mi? Epey gecikti. Korkma be oğlum, bir şey olmaz. Eskiden bir tanıdığımız vardır, onun yanına gitti. Kıyafetleri ve yayları almaya. Yol uzak, gelir birazdan. Yalnız o değil de biz bu zamangaçı nasıl bulacağız? Yalnız ben aşırı acıktım kankiler. Öyle böyle değil yani. Karnım ziyadesiyle acıkmıştır kardeşler diyeceksin Arda. Veyahut kurt gibi açım. Kurt gibi açım. Sus yapıyorsun? Ya Arda sen en iyisi konuşamıyormuş gibi yap, tamam mı? Sen kendine bakasın bacım. Fikrim bu zamanda gece bekçisi var mıdır? Bak Sinan ne güzel konuşur. Gece bekçisine nazur denir. Ya nazur denir. Çoğul haliyle nevazır. Nevazırlar pek yamandır. Zinhar sesinizi çıkartmayasınız. Gelen var. Nazur. Saklanın hadi. Sepetler. Baba. Sizin için asayişi biraz bozduk ama ne yapalım artık? E hadi yürüyün. Hadi. Ver baba. Çok itici. Ama güzel. O zamanın gözünü seveyim şu tiplere bak. Bayılıyorum size. Bana bakın. Bir hata yapan olursa Osmanlı'ya bırakmam ha. Kendim hallederim kapitan. Si. Şimdi beni iyi dinleyin. Sultan öğlen vakti tedbiri kıyafetle pazara inecekmiş. Tedbiri kıyafet ha. Ben ona tedbiri kıyafetin kralını göstereceğim. Siz de kendinizi belli etmeyin sakın. Hava gibi sokulun yanına, tamam mı? Söndür şunu. Ama ben demeden hiçbir şey yapmayacaksınız. Benim özel bir işaretim olacak. Onu bekleyeceksiniz. Sultanımız Belgrad seferine çıkacakmış. Haberiniz var mı? Zaferlerle dönsün inşallah. Şimdiden gazası mübarek olun. Sultanın gelmesi birkaç saat sürer. Düşmanların da. Hocam sultanı nasıl tanıyacağız? Ben sultanın resmini görmüştüm. O resim sultanın yaşlılığında çizilmiş Elif. İlaveten sizin bildiğiniz gibi sultana birebir benzemez. Ne yapacağız o zaman? İskender kardeşimizin gözlerine ve dahi kulaklarına şükür edeceğiz. Lakin düşman dilsiz olacaktır. En mühim dert de bu. O sebeple her birinizin gözlerine, kulaklarına ve dahi ellerine ihtiyacımız var kardeşler. Yani bir planım var galiba. Karşılaşmanın ikinci atışlarını yapmak üzere
Şüca Okulu'ndan Ecrin, Taygu Koleji'nden Ece. Hadi Ece, göster oyunu. Alıyor. Hazır. Eğer yüksek puan alırsan sana kendi takipçilerimden en az 20 tane göndereceğim. Bak söz. Süper motivasyon. Duydun. Şey. Hadi Ece. Bırak. Olsun olsun. Güzel, güzel. Hazır. Çek. Hadi Ece, hadi. Güzel, güzel. Devam. Tamam. Hadi Ece, hadi. Hazır. Çek. Çok iyi. Bu kadar. Sizinle gurur duyuyorum. İşte benim yetiştirdiğim kasırga bu. Aferin çocuklar. Aferin. Refika Hanım. Ya Allah aşkına bırakın şu münasebesi Serif'i ya. Vallahi yarışmanın heyecanını kaçırırsınız. Tansiyonum çıktı ayol. Nasıl bırakayım? Neden istifa etti ki? Bir de geldiğim yer demiş. İtalya mı acaba? İstifa etmedi efendim. Kovuldu. Anladınız mı? Kovuldu. Sultan'a suikasti haber edemeyeceğiz. Zira dün gördüklerimize inanmazlar. Hiçbirimiz çok gerekmedikçe sultana yaklaşamayız. Yoksa ava giderken avlanır, yine casus deyüz zindana asılırız. Görevimizi sessizce halledeceğiz. Bu yüzden her birimizin yeri bu görevde hayati öneme sahip. Yerimizi koruyacağız ve dahi kendimizi kalabalığın bir parçası sayıp asla ve kata renk vermeyeceğiz. En mühimi bu. Asya, sen bu kapının yanındaki bir tezgahta duracaksın. Elif, sen de bu kapıyı kollayabileceğin bir tezgahta duracaksın. Zira dostumuz da düşmanımız da bu kapılardan girecek. Lakin gözünüz hep bende olacak. Sinan Arda, siz bizim tepedeki gözümüzsünüz. Sultan içeri girdiğinde size haber vereceğim ve o andan itibaren gözünüzü bir an bile ondan ayırmayacaksınız. Biz de her an harekete geçebilmek için sağda olacağız. Ve de kapıları kollayarak seyyar satıcı gibi dolanacağız.
Siz sultanı gözlerken biz de düşmanı gözleyeceğiz. Allah yardımcımız olsun. Amin. Amin. Çok dikkatli olun İskender. İnşallah Samangacı alanda çok dikkatli olur. Yoksa hepimiz yanılık. Sultan yanında Yeniçeri'yle gelmez herhalde. Ya Behlül, nerededir bu anlattığınız şu garayip aletler? Sabredin mühendis bey, sabredin. Ne abi? Bu adam mühendis. Zannımca zaman karşıdan bahsederler. Ne? Şşş, sakin. Sultanı koruma görevi sizde. Benim daha sonrasında düşünmem gerekiyor değil mi? Hadi eyvallah. Kaçtıysa İskender hayli hayli kaçmıştır. Cömertliğinden ve hiç çıkartmadığı yakut yüzüğünden tanıyabilirsin. Tanıdım seni Sultan. Desene Beren. Kusura kalmayın ağlar. Nasıl da düşürdük? Allah ya.
Beni yalnız bırak ağa. Ya başına bir hal gelirse? Ne gelecek? Makinedir bu. Dikkatimi dağıtırsın burada. Allah Allah. Dur yahu. Ben mühendis başının yaveriyim. Kendisi beni çağırtmış da. Sende hiç ilimle uğraşan bir adam tipi yok. Zaten gözüm seni bir yerden ısırıyor. Aşk oldu. Teessüf ederim ha. Bendeniz ömrünü ilime adamış bir zat. Bizzat Ali Kuşçu Hocam ile birlikte Batlamyus Felekiyatı esaslarına dayanarak Güneş ile Ay'ın desturu hareketi üzerine... Sevgili seyirciler, şu an için Şüca Okulu 46, Taygu Koleji 48 puanda. Şüca Okulu'ndan Alara, Taygu Koleji'nden Duygu atışlarını yapmak üzere yerlerini aldılar. Haksızlıkla gelmemişsinizdir. Mavi Ay çok iyiydi çünkü. Onların adına üzülürüm. Bence sen kendi adına üzül Alara tatlım. Çünkü birazdan kimin daha iyi olup olmadığını acı bir şekilde öğreneceksin. Hadi bakalım. Hazır. Duygu, sen zaten ne yapacağını biliyorsun. Kazanacaksın. Çek. Bırak. Güzel. Güzel. Güzel, güzel. 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 Hazır. Çek. Hadi. Hazır. Hocam, galibiyet kupasını kucaklamaya hazır olun. Çünkü biz kazanacağız. Haydi bakalım. Haydi bakalım.
Sürprizlerim var biliyor musun? Ama inanın böyle bir şey yok. Gel gel gel. Ya gel sen gel. Gerek yok. Gel gel. Geç şöyle geç. Geç. Ya gel sen. Ya gel gel. Cevizler çok... Bir adam daha var. İş bize düştü Sinan. Sen hadi gidin. Ne maksatla yapılmıştır? İlaveten güneş ile ayın intisafı, felekiyat sabitleri ve dahi hala, zaman... Hala yet üşür. İnandım. Hadi hadi git mühendis başının yanına. Öf be. Eyvahlar olsun. Evet sevgili seyirciler, okullar arası geleneksel okçuluk turnuvasının son atışlarını yapmak üzere Şuca Okulu'ndan Murat, Talgu Koleji'nden Tayfun'u yerlerini alıyoruz. Kasırga önüne gelenler ne yapar kardeşim? Silip süpürür kardeşim. Tayfun Koleji, hey! Hadi Tayfuncuğum, hadi. Biraz sonra seviniriz, hadi. Bitti bu iş Tayfun. Hadi göreyim seni. Ha. Bu arada birazdan olacaklar yüzünden şimdiden özür diliyorum Murat kardeş. Ama üzülme. Seneyi de siz kazanırsınız. Hadi Tayfun. Hazır. Çek. Hadi Tayfun, hadi. Hazır. Çek.
Aferin Tayfun. Aferin. Aferin. Hazır. Çek. Hadi Tayfun hadi. Şimdi iki takımın hocaları ne yapılacağına karar verecekler. Tamam. Arkadaşlar, çocuklar dinleyin burayı. Karşılaşmada eşitlik olduğu için altın atış yapılması üzerine hocamızla ortak bir karar verdik. Karşılaşmaya yarım saat ara veriyoruz. Bu aradan sonra her iki takım kendi içinde seçtiği yarışmacıyla altın atışı yapacak. En yüksek puanı alan yarışmayı kazanmış olacak. Yarım saat sonra buradayız. Çocukların aklına okçulukla ilgili yanlış düşünceler sokulmuş. Okçuluğun yalnızca kazanmak ya da kaybetmekle ilgili olduğu öğretilmiş. Senin vazifen onlara okçuluğun bundan fazlası olduğunu öğretmek. Salih, okçuluğun ne olduğunu ben de bilmiyorum ki. Ama ne olmadığını biliyorsun değil mi? Söyler. Yok asla, ben bir şey çalmadım. Pis hırsız. Ya ne bakıyorsunuz, yakalsanız da. İftira, ben çalmadım. Bak, hırsız değilim ben. Bırak. Hırsız değilim. Çalmadım ben. Yok. Kalkın mürebiskinler. Güneş tepeye çıktı, siz hala uyursunuz. Kalkın. We'll be right back.
Kaçmışlar. Casuslar kaçmış. Ağalar yetişin, ağalar kaçak var. Ağalar kaçak var. Kaçak var. Onu bana vermeniz lazımdır. Nedir bu? Senin midir? Benimdir. Her şeyi anlatacağım. Evvela onu bana vermen lazımdır. Büyüdür bu. Büyücüsün sen. Sessiz yahu, sessiz. Büyü yaptırmak en büyük günahlardan biridir ve dahi yasaklanmıştır. Yahu sessiz arkadaşım, sessiz. Ağlar! Ağlar! Ya ses mi? Kusura bakmayasın kardeş. Yoksa burada çalmadım ben. Sultanım, gidelim. Sultan çıktı, ben takip ediyorum. Kızlar, siz de babamla gidin. Sen ne yapacaksın? Ben başka bir yerden gideceğim. Dikkat et, tamam. Hile yapma fikir benimdi. Cezamı buldum işte. Altınız şu, ben çıkmayacağım. Aranızdan birini seçin. Ya senin suçun değil ki. Saniye Ana'nın hatası. Saçmalamayı bırak çabuk. Hemen toparlanman gerek Tayfun. İçimizdeki en iyi sensin. Bunu hepimiz biliyoruz. Tayfun. Canım yavrum. Ay, bir kerelik düşük puan almış olabilirsin. Ne var çocuğun bunda? Aa. Bilmiyorsun babaanne. Tayfun, lütfen topla kendini, lütfen. Bak yavrum, benim bildiğim kasırga önüne gelen her şeyi silip süpürür. Öyle değil mi ama hocam? Tayfuncuğum, sorun ne? Durum berabere. Niye morali bozuyorsun? Sorun bu hocam. Sorun bu. Senin okun değil mi bu? Hayır. Bu Mavi'yi rezil etmek için hazırladığım hile lok. Evet, ok benim değil. Ama kötü niyet benim. Peki ne oldu? Kötü niyetim dönüp dolaşıp beni vurdu. Bu iş altına sıçak kalmamalıydı. Benim yüzümden berabere kaldık. Bu yüzden hiç bana bakmayın. Ben o atışı yapmayı hak etmiyorum. Refika Hanım, ben hallederim. Ne zaman başkasının kötülüğünü istesem, sonunda üzülen hep ben oldum. Ama nasıl olduysa, bunu bugüne kadar hiç göremedim. Tayfuncuğum, vicdan azabı çektiğini biliyorum. Ve senin adına o kadar mutluyum ki. Ya
bu dünya hata yaptığını hayatı boyunca bilmeyen insanlarla dolu. Göremeyen insanlarla. Ama sen onlardan olmayacaksın. Siz de öyle. Ama yine de o atışı yapmayacağım. Hak etmiyorum. O atışı yapmayı en çok sen hak ediyorsun Tayfun. Anladın mı? Çok sevdiğim bir okçuluk hocası var. Bana şöyle demişti bir gün. Gerçek okçu ne hedefine ne de rakibini düşünür. Bunların hepsi onun için bir araçtır. Okçu kendi içindeki karanlığı, yanlış bildiklerini yaşamış. Yakalamaya çalıştığı şey de zafer değil, hakikattir. Peki hakikat nedir? Hırsız gafili tiz yakalayıp zindana atın. Kaç üstüne hünkâr. Bakın ağalar, yanlış yapıyorsunuz. Çok konuşma da yürü hadi, yürü. Bak bırakın beni. Konuşma, yürü. İşte oradalar. Yakalayın, yakalayın casusları. Ağalar yapmayın. Bak, ne yapıyorsunuz ya? Ya biz sadece yapmayız. Bırakın bizi. Sultanın burada işi ne ha? Hem siz kim, sultanı korumak kim? Hayır, hayır, hayır. Dikkat edin. Sultanım. Sultanım. Şükürler olsun İskender. Thank you.
Bırakın onları. Sen kimsin be adam? Hünkârım, iyi misiniz? Yok. Senden nefret ediyorum. Nefret ediyorum senden! Nefret ediyorum senden! Canımı kurtaran bu yiğit kimdir? Adı İskender'dir sultanım. Namı toz koparan İskender. Seyirciler, iki takım arasındaki eşitliği bozacak olan altın atışı gerçekleştirmek üzere Şuca Okulu'ndan Alara yerini almış durumda. Bakalım Tayfun Koleji'nden kim geliyor? Koleji'nin okçusu Tayfun da yerini alıyor. Başarılar. Sana da başarılar. Tayfun. Hazır. Çek. Tayfun. Kendini, kim olduğunu, tüm amaçlarını aklından çıkar. Seyircileri, hedefi, rakibini, hatta okunu ve yayını da unut. Kendini sadece ona teslim et. O zaman atışımı nasıl yapacağım hocam? Tanıdığım o büyük okçu burada olsaydı şöyle derdi. Sen atmayacaksın. O atacak. İşte hakikat bu. Bırak! Mükemmel bir atış! Kazandık! 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 Aferin sana!
Uçmasın be. Olsun. Yok 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 yok. Ya gurur duyuyorsun. Yine gurur duyuyorsun. Taygım, 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 taygım. Kasırga. Ne yaptık? Kazandık. Ne yaptık? Kazandık. Toz koparan İskender. Cümle cihan senin yaptığın atış gibisini ömrünce görmemiştir. Sen ve yoldaşların yaşınızdan beklenmeyecek yiğitlik gösterdiniz. Biz yaptığınız kahramanlıktan ziyadesiyle hoşnutuz. Elbet bu şecaat ve dahi sadakat ödüllendirilecektir. Şimdi dileyin benden ne dilerseniz. Hünkârım, huzurunuza ermeyi nasip eden Rabbime hamdolsun. Bizim canınızın sağlığından gayrı bir dileğimiz yoktur. Suç işleyeni cezalandırmak gibi kahramanlık ideni ödüllendirmek de töremizin gereğidir. Bu benim hususi yayımdır. Lakin bundan gayrı senin gibi yiğit bir kemankeşe emanettir. Bu fakiri ihya ettiniz hünkârım. Tahtınız göklerde olsun. Lakin iyi bir kemankeş zihkirine sahip çıkar diler İskender.
Yüce kitabımızda sana hilallerden sorarlar. De ki, onlar insanlar için vakit ölçüleridir diye buyurulur. Sen Kemankeş İskender, tam vaktinde olman gereken yerde bulundun. Bu sebeple bundan gayrı zihkirinde devletimizin ve dahi dinimizin şiarı olan hilali üzerinde taşıyacaksın. Var olun hünkâr. Demek toz koparanlar efsanesi böyle başlayacakmış. Bir vazifen de buymuş. Vazifeyi tamamladın İskender. Sultan II. Beyazıt bize yay hediye etti değil mi? Haryana lütfen biri beni dürtsün. Rüya görmüyorum değil mi şu anda? Allah'ım lütfen rüya olmasın. Rüya değil. İşte toz koparan efsanesi böyle başladı. İskender mukaddes görevini başarıyla yerine getirdikten sonra kemankeşlerin yüce sırrı kulağına fısıldandı. O artık varoluşun birliğini kavramış, evrenle ve tüm zamanlarla bir olmuş, zamanın çocuğu olmuştu. Bu bayımdan gitmemiz gerek.